Merhaba değerli yemek severler, ben Burak, yanımda Efe var. Merhaba Efe. Merhaba Burak. Bugün hangi restorandan sipariş verdik? Bugün Narlıdere'de bulunan Yemek Sepeti'nden 6,5 puan almış Şirin Kafe ve Ev Yemeklerinden siparişimizi verdik. Siparişimizin toplam tutarı 18 liraydı. Peki siparişimizin içinde neler vardı Efe? Siparişimizin içinde kuru fasulye, brokoli salatası, pirinç pilavı ve kola zero vardı. Yemek Sepeti'ndeki kullanıcı yorumlarına baktığımızda yağın kalitesizliğinden, pilavın sertliğinden ve porsiyonların küçüklüğünden yakınanlar oldukça fazlaydı. Buna rağmen brokoliyi beğenenler de vardı. Evet, brokoliyi tatmak istiyorum ben de. Evet, herkes güzel yapamıyor bunu. Benim özellikle hoşuma gitmiyor. Buz gibi getiriyorlar. Evet, zaten brokoli. Umarım bu biraz pişmiştir. Kimisi çiğ oluyor. Brokoli zaten çok hoş bir şey değil, biliyorsun. Ben aslında çok severim. Ben çok beğenmiyorum kendisini. Bakalım şimdi tadacağız. İnşallah güzeldir. Güzel bir şey yeriz inşallah. Paketimizi açalım. Eksiklerimiz var mı bakalım. Ve tadımımıza başlayalım. İki adet servisimiz gelmiş bulunmakta. Notlara dikkat ediyorlar demek. Evet. Fakat paketi açtığımda şöyle bir detay gözüme çarptı Efe. Buz gibi kolayı sıcak yemeklerin içinde birlikte koymuşlar. Evet. Yemekler soğudu. Evet, kola da çok soğuk değil zaten. Evet, gelelim siparişimizin detaylarına. Kola zero'muz gelmiş. Evet Efe. Kuru fasulyemiz burada. Brokoli salatamız gördüğünüz gibi. Brokoli gayet güzel kokuyor. Müthiş duruyor. Müthiş duruyor kesinlikle. Evet. Ekmeğimiz. Yollamışlar. Biraz küçük mü sanki ekmek? O sizin midenize bağlı. Ve pilavımız. Pirinç pilavımız burada. İçinde böyle bir şeyler var. İki adet servis getirmişler. Evet, sipariş ettiğimiz her şey tam gelmiş. Ama ben peçete göremedim. Ben de göremedim. Islak mendilde olması gerekirdi. Evet, hiçbir şey yok. Temizlenemiyorsunuz yani bu restoranda maalesef. Şimdi pilavın tadımına başlayalım. Pilav biraz sert gibi, evet. Gerçekten sert. Bana da çok sert geldi. Ama evet. Sıcaklığı o kadar kötü değil. Sıcak gelmiş. Ilık diyelim. Ilık gelmiş, evet sıcak gelmiş. Onda bir problem yok ama gerçekten dedikleri kadar var, sert bir pilav. Evet. Ama ben yerim, sen? Ben de yerim herhalde. Ben hiç beğenmedim. Bildiğimiz brokoli işte. Başka öyle konuş. Deme. Bunu annem yapıyor. Çok güzel. Ama o annen işte. Yani anneler. Çok mu zor bunu biraz daha haşlamak? Çok sert bu. Ne evet. Tadı var ne tuzu. Hiç İnsan yok. Biraz yağ koyar. Bu haşlanmış sadece. Bu şey yani. Haşlayıp getirmiş hiçbir şekilde limon. Haşlanmış. Zeytinyağı falan. 5 dakika şey tutmuş. Hiçbir şey yok yani. Bunu hiç niye övdüler anlamadım Burak'cığım. Hoş değil de. Kaldı bende. Kuru fasulyeye geçelim. Yağına bakalım kokuyor mu? Bakalım Burak'cığım şöyle bak. Şöyle bir kaşıkla alıp biraz yağlı koklamak görünüyor. İstiyorum önce. Aslında. Buz yani, gibi. Çok yağlı değil ama. Yağlı. Buz gibi gelmiş ama hakikaten. Buz yani. Buz bu ya. Yenmez bu. Bunu yemeyin ya. Yok bunu yemeyin. Ya ama yağ konusunda koku alamadım. Normal kokuyor. Yok yağlı değil ama. Sadece soğukluğu kötü yok. Yenmez kıvama getiriyor. Yok, kuru fasulyeyi. Şey bu arada siparişimiz tam 22 dakikada geldi. Onu belirtelim. Buna rağmen kuru fasulyemiz oldukça soğuk. Brokolimiz bana göre kötü. Hiçbir şey eklenmemiş. Pilav da sertti. Pilav idare eder. Sertti ama. Orası öyle. Ilıktı ama sertti. Hakikaten evet. Yorumlardaki negatif şeyleri gördük değil mi Burak? Hakikaten. Yani hak etmiş Yemek Sepeti'ndeki aldığı puanı. Sipariş ettiğimizde hak etmiş görünüyor evet. Evet. Şimdi dilerseniz gidelim ve restoranın kendi yerinde tadına bakalım. Evet, restoranda görüşmek üzere.
Restoran sahibi Hakan Akça'ya kötü yorumlar hakkındaki düşüncelerini sorarken yemeği bir de yerinde denedik ve oldukça memnun kaldık. Pilavı sert değil derken pilavı sert olmaz. Porsiyonların azlığı derlerse yani 3 çeşit yemek veriyoruz biz kampanya olarak. 3 çeşit yemekle doyuruz diye düşünüyorum. Bir de yağ kötü bir yağ kullanmıyoruz. Fişlerin fotoğraflarını da gösterebilirim. Eti mi, salçamı, yağını hepsini belli başlı süpermarketlerden alıyorum. Böyle piyasa malı kullanmıyorum yani. Bilmiyorum, insanları mutlu edemiyoruz. Her insanı mutlu edemiyoruz daha doğrusu. Günde 150 tane yemek gönderiyoruz 150 kişiye. Ama içinden böyle beğenmeyenler illa çıkacaktır. Her insanı mutlu edemezsiniz, her insanı memnun edemezsiniz. Hizmet sektörü maalesef böyle zor bir sektör.